İyiyim, sen nasılsın? Ufak bir işim var, oradan sonra kütüphaneye geleceğim. Tamam, merak etme. Merhaba. Hoş geldin, geç. Ben aslında size bir şey sormak istiyorum. Yani tam olarak şizofreni mi denir onu da bilmiyorum ama size daha önce otoskopiyle veya fregoli ile ilgili gelen hastanız oldu mu? Otoskopik vakalar. Yani fregoli sendromu ile ilgili gelen oldu ama otoskopiye pek sık rastlanmaz. Herkes dışarılarda benden bir tane daha var ve beni izliyor demez. Bu tiplerden yüzlerce var ama hepsi korkudan hastalığını gizliyor. Barış desen hastalığımı bilmiyor bile. İlke, sözde ev arkadaşım, o kadar azını biliyor ki. Çekiniyorum. Ya da herhangi birini öldürme potansiyelim varmış gibi bana bakmalarından korkuyorum. Aslında şizofreni hastaları pek saldırganlık eğilimi göstermez. Der ki sen şizofren falan değilsin. Hani biz normal insanlar daha saldırganızdır. Ama toplumdaki şu genel deli algısı var ya, senin duygularını çok iyi açıklıyor sanırım. Sanırım doğru. Neyse ben müsaadenizi isteyeyim artık. İlkeyle kitap bakmaya kütüphaneye gideceğiz. Oradan sonra da size bahsettiğim mezarlığa uğrayacağım. Ha bak, her zaman dediğim gibi kendini her şeyden sorumlu hissetme. Ve eğer sana iyi gelmiyorsa mezarlığa gitmemeni tavsiye ederim. Neden bilmiyorum ama son zamanlarda rüyalarımda o mezarlığı görüyorum. Gitmek istiyorum. Tamam, eğer tekrarlarsa beni ara. Belki buradan bir yerlere varırız. Peki, teşekkürler. Güle güle.
Merhaba. Tarih bölümü nerede biliyor musunuz? Maalesef şuradaki görevli yardımcı olabilir. Tamam, teşekkürler. Pardon, tarih bölümü burası mı? Evet, burası. Sağ olun. Affedersiniz. Psikolojiyle ilgili kitapları nerede bulabilirim? Şu karşı kadıkta bulabilirsin. Teşekkürler. Beni. İyi değilim İlke. Sonra konuşalım. Sonra falan konuşmayacağız. Şimdi konuşacağız. Ya sürekli geçiştiriyorsun bu durumu. Her geçen gün daha da kötüye gidiyorsun. Farkında değil misin? Bilmiyorum. Bu aralar kendimi pek iyi hissetmiyorum. Çetin abi otoskopi diye bir şeyden bahsetti. Hastalığımın bir üst seviyesiymiş. Tam olarak ne onu da bilmiyorum. Otoskopi mi? Ben sadece fregoli var zannediyorum. İlke lütfen sonra konuşalım. Barış'ın bu durumdan haberi var mı? Yok ya. Onun ilaçlardan bile haberi yok. Bak lütfen sen de söyleme. Yok canım ben niye söyleyeyim? Ama yarın kesin doktora gidiyoruz tamam mı? Thank you.
Ya Zeynep, iki muhabbet edeceğiz. Kafanı kaldırmadın şu kitaptan. Tez için araştırma yapıyorum. Ya biliyorsun çok az zamanım kaldı. Kızım takma bu kadar. Bir şekilde halledersin. Pardon. Kanka ne haber? İyi abi, ne yapayım? Çalışıyorum, işteyim. Ya geleceğim bu akşam be. Gelirim, çıkışta gelirim. Ya çok kalabalık olmasak ya. Başka kim geliyor? Tamam, ben öldüm. Her zamanki... Sana su getireyim. İlke, İlke kapıyı açık unutmuşsun. İlke aşağıda mısın? Thank you.
Gençler nasıl? Eğleniyor musunuz? Geliyorum birazdan. Ne haber prenses? Ya yapma ama böyle bak, doğum günün bugün senin. Ya yüzün gülsün biraz aşkım. Bu kadar korkacağını bilseydik başka bir şey denerdik. Ya yok, asıl siz kusura bakmayın. Ben gereksiz yere tedirgin oldum. Kızım o kadar korktum var ben ya. Ulan şalteri açmayı beni gönderdiniz. Bütün eğlence kaçırdım ama bırakın. Gel benim yüzünü yıkayalım. Neyin var böyle senin Zeynep? Hı? Bilmiyorum. Bazı şeyleri çok kafaya takıyorum sanırım. Ne gibi şeyler? Bildiğin şeyler ya. Biraz fazla yoruldum sadece bu ara. Bir tanem. Boş yere sıkıyorsun canını. Takma kafana böyle şeyler. Soruyor. Romantik aşıkları ayırmak zorundayım. Zeynep'i parti için hazırlayacağız. Hemen dönerim. Partinin sonunda dönersin umarım. Ay, romantik oldu da resmi. Wow. Bu ne güzellik ya. İşte benim sevgilim. Zeynep. Hadi kızım, hediyeleri açmıyor muyuz? Hadi açalım. Evet. Millet toplanın, hediyeleri açıyoruz. Ama bak, biz hediye olayında bir değişiklik yaptık. Kutuların üstünden tek tek tüm isimleri söktük. Ki bakalım hangimizi daha iyi tanıyorsun diye. Bir de ilkeyle küçük bir iddiaya girdik. Eğer 5 taneden fazla bilirsen, ki ben sana çok güveniyorum, ilkeden 2 kişilik tekne turu kazanacağız. Peki ya bilemezsen? O zaman ben onu ısmarlayacağım. Tek kişilik mi? Hayır, yani o da birini götürür herhalde. Neyse hadi gel açalım hadi. Başlıyorum. Hadi. Hadi başla bakalım. Bundan başlamak istiyorum. Güzel bir kupa. Bunu kesin kahve içmeyi çok sevdiğim bilen biri almıştır. Tuna sen mi aldın? Aa, kızım ben sana böyle ucuz hediyeler alır mıyım?
siktir lan. Zeynepciğim, biliyorsun hediye konusunda çok da iyi değilim. Canım benim, teşekkürler. Merak etme, hepsini bileceğim şimdi. Umarım aşkım, ama biraz daha dikkatli. Tamam, biraz merak etme. Oh, piti piti. Ya bunu da kesin kafeden biri almıştır, faturaları imzalayayım diye. İpek, sen mi aldın? Hayır. Ben aldım. Teşekkürler. Barış, senin tatilinden gidiyor galiba. Acaba nerede tatil yapsam? Aşkım, konuşturuyorsun şunu bakalım. Tamam, daha çok var, merak etme. Biraz daha dikkatli ol. Tamam. Şu alttakini istiyorum. Bunu. Kim aldı diyorum? Ben aldım Zeynep. Defol! Ne demek defol ya? Zeynep, ne olmuşsun? İyi misin Zeynep? İlk herkesi gönder, kimse istemiyorum. Arkadaşlar, kusura bakma. Barış sen de git. Ne demek sen de git? Barış sen de git, istemiyorum. Zeynep. Hepiniz gidin, defolun. Zeynep. Defolun diyorum size. Hepiniz gidin. Zeynep, kendine gel. Git. Ne demek git ya Zeynep? Barış, istemiyorum. Zeynep. Şu an daha iyi. Banyoya girdi, kendine geliyor birazdan. Bu elbisenin olayı ne Elke? Hı? Bu elbisenin olayı ne? Ben de bilmiyorum ki Barış. Yani vitrinde gördüm, beğendim, yakışır diye alalım dedim. E bu kızın derdi ne o zaman böyle garip garip davranıyor? Ya Zeynep'in kafası şu sıralar çok meşgul. Boş ver, takma sen de. Yok. Bence başka bir derdi var Zeynep'in.
Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol bebeğim. Sakin ol. Zeynep. Sakin ol. Zeynep. 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 Zeynep gel. Zeynep hadi gel. Gel. Gel odaya. Gel. Tamam. Tamam canım gel. Geçti, geçti. Al. İç şunu, iyi gelir. Bana bak İlke, çabuk ne olup bittiğini anlat bana. Bu işin iyice boku çıktı çünkü artık. Ne olduğunu ben biliyor muyum sanıyorsun sen? Geçmiş karşıma boş boş atar yapıyorsun ya. İyi. Doktor biliyordur herhalde. Kalk. Yardım edeceksin bana, Zeynep'i giydireceğiz. Önce bir ne olduğunu anlayalım da. Yarın sabah randevumuz var zaten. Salak mısın kızım sen ya? Şu kızın halini görmüyor musun? Çabuk ara şu doktoru. Klinik mi, ev mi, ne sikimse, kalk gidelim artık. İlke, ara dedim. Alo, Çetin abi. Gece gece rahatsız ettim seni, kusura bakma. Ya Zeynep şu anda hiç iyi değil. Bir görsen iyi olur. Yok, yarını bekleyemez. Şu an bakabilir misin? Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim abi. Tamam, geliyoruz. Çıkıyoruz birazdan. Sağ ol. Evet, seni dinliyorum. Anlamadım. İlke, bak çok iyi tanıyorum ben seni. Yani her hareketinin altından bir şeyler sakladığın çok belli oluyor. Ya ayrıca böyle yaparak Zeynep'e daha çok zarar veriyorsun, farkında değil misin? Bilerek yapıyorsan o ayrı da. Saçma saçma konuşma. Ne saçma konuşması kızım? Hediyeden tut sürprize kadar her şey senin başının altından çıkmadı mı? Ne alaka ya? Ne saçmalıyorsun sen? Ben nereden bilebilirim böyle olacağını? Sadece... Zeynep şu sıralar pek iyi değil. Zeynep şu sıralar pek iyi değilmiş. Ben de biliyorum İlke iyi olmadığını. Zeynep'in bir nişanlısı vardı, belki bahsetmiştir. Ne diyorsun kızım sen? Ne nişanlısı İlke, anlatsana. Ya aslında eski bir olay ama... Zeynep'le nişanlısı arasında geçen bir olay Zeynep'i çok derinden etkiledi. Adam gibi anlat şunu İlke. Anlatıyorum ya işte. Zeynep'le nişanlısı havuz başında tartışırlarken... nişanlısı dengesini kaybedip havuza düşmüş. Ve başını vurmuş. Zeynep de kurtaramayınca ölümünden kendisini sorumlu tutuyor. Bu yüzden de arada psikolojik destek alıyor. Abi inanmıyorum ya. Hele bunları ilk senden duyduğuma hiç inanmıyorum ya. Fregoli teşhisi konuldu. Bugün de bana otoskopi mi ne öyle bir şeyden bahsetti. Ben de bilmiyorum ne olduğunu. Aşırı stresten kaynaklanıyor sanıyorum. Fakat acilen kliniğe yatırılması lazım. Daha yakından ilgilenmeli. Şimdi dinlensin biraz. Kendini daha iyi hissedecek. Anladım Çetin abi. Seni de yorduk gece gece, kusura bakma. Sen olmasan ne yapardık hiç bilmiyorum. Zeynep'in hastalığı tam olarak nedir doktor bey? Dediğim gibi... Yani hasta olduğunu ve bir takım ilaçlar kullandığını biliyorum. Zeynep'in hastalığınla ilgili içeriği kendisine sorsan daha iyi değil mi? Arkadaşlar geç oldu. Siz de artık evinize gitseniz iyi olacak. Zeynep de iyice bir dinlensin. Fazla üzerine gitme. Sakinleştirici verdim. Kendini daha iyi hissedecek. Sakinleştirici mi verdim? Evet. Sakinleştirici verdim. Evet, ne verecektim?
Bize sordun mu verirken? Ne demek istiyorsun? Arkadaşım sen ya. Ne demek istiyorsun? Benden daha mı yiyeceksin ne verirken? Bu kızı senin yanına biz getirdik. Refakatçi biziz. Sen bize sormadın. Ne diyorsun arkadaşım? Ben bunu yüzdürürüm. Kriz geçiriyorlar mı? Hiçbir şey mi? Ne demek kriz geçiriyorlar? Ne demek ya? Günaydın. Başım kazan gibi. Normaldir. Dün gece ne oldu, ne bitti, hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben de konulara tam olarak vakıf değilim maalesef. Ama dün gece fenalaştın. Biz de seni doktora götürdük. İlker nerede? Sabah uyandığımda yoktu. Ama ben de en az senin kadar merak ediyorum İlke'yi. Bir dakika, bir dakika ya. Sen... Barış, sen dün Çetin Bey'le çok kötü kavga ediyordun. Ne saçmalıyorsun Zeynep? Bak sinirleniyorum artık ya. Etmiyor muydunuz? Dün gece fenalaştın. Biz de seni doktora götürdük. Orada sana sakinleştirici iğne yapıldı. E o saatten beri de uyuyorsun. Yani ne kavgası? Nereden çıkıyor bunlar? Bilmiyorum. Sakinleştirici yüzünden sanırım. Benim ilaçlarımı almam lazım. Ya en son ne zaman aldım onu bile hatırlamıyorum. Ne ilacı bunlar Zeynep? Büyütülecek bir şey değil ya. İyi hissetmem için birkaç antidepresan. Her şeyi geçtim de. Şu gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun ya. Dün gece her şeyi öğrendim ben Zeynep İlke'den. O kullandığın ilaçların antidepresan falan olmadığını gayet iyi biliyorum. Saçma sapan birkaç hayal Barış. Ya, ilaçları kullanınca etkisi azalmıştı. Şu an kullanmadığım için arttı. Hepsi bu. O eski nişanlınla hiçbir alakası yok yani. Bunu da dün gece İlke'den öğrendim. Barış. Gerçekten şu an iyi değilim. Lütfen daha sonra konuşalım. Şimdi konuşalım Zeynep. Zeynep şimdi konuşalım dedim. İlaçlarımı almam lazım. Mutfakta ikinci çekmecede. Rica etsem onları getirir misin? Getireyim. Sen onları al verandaya çık. Ben de üstümü değiştirip yanına gelirim. Olur. Ne yaptın? İlaçlar çekmecede yok. Dikkatli baktın mı? Orada olması lazım. Baktım. Şişenin içindeki ilaçlar değil mi işte? Dün gece oradalardı. Ama şu an yoklar. Bir şey diyeceğim. İlke'den haberin var mı senin? Açmıyor. Bak ben eminim o ilaçları orada gördüğüne. Yani kendi kendine de kaybolmayacağına göre belli ki İlke saklamış ilaçları. Barış saçmalama ne olursun. Sakin ol, bir çantamda da olacaktı. Alırım birazdan. Hem biraz daha iyiyim şimdi. Temiz hava da iyi geldi. İyi. Daha iyi sen dinliyorum o zaman seni. Anlatması biraz zor. Kendim bildim bileli bu sanrıları yaşıyorum.
Tıp dilindeki adı da Fregoli'ymiş. Çetin Bey sayesinde öğrendik. Ya sen kızıyorsun ama ilki olmasa ne ben böyle bir evde yaşayabilirdim ne de bir psikologdan yardım alabilirdim. Zeynep bak. İlkenin bana özellikle aldırdığı elbiseyi sana hediye olarak veriyorum. Ortalık birbirine giriyor. E bu kız senin hastalığını bildiği halde sana salak saçma bir doğum günü partisi hazırlıyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de üstüne ilaçlar kayıp ve sen hala ilkeden bahsediyorsun öyle mi? Barış yeter. Gerçekten öğrenmek istiyorsan anlatayım. Ama burada uzun uzun ilkeyi yargılayacaksak cidden kaldıramayacağım. Tamam anlat. Anlat dinliyorum anlat. Bazen insanların beni izlediğini düşünüyorum. Yolda, okulda, kafede. Sanki her yerde bana bakıyorlarmış gibi geliyor. E bu normal bir şey. Yani arada benim de başıma geliyor. Hayır yani öyle değil. Normal bir tavırla bana bakmıyorlar. Sanki bana zarar vermek istiyorlar gibi. Geriliyorum, terliyorum. Sanki bu olacakmış gibi hissediyorum. Ama asıl sorun bu da değil. Son zamanlarda sarnılarım daha da şiddetlendi. Daha dün İlke'yle kütüphaneden çıktık yolda yürürken aynı bana benzeyen birinin beni izlediğini gördüm. Birebir aynım ya, anlatabiliyor muyum? Sanki ikizim, o derece yani. Konuyu İlke'ye ve Çetin Bey'e açtım. Zaten sonrasında da otoskopi teşhisi kondu. O gördüğün haplar da bu hastalığın tedavisi için işte. Bana bunları anlatmadığına inanamıyorum Zeynep ya. Öyle ha deyince anlatılacak şeyler değil ki Barış bunlar. Lütfen daha fazla zorlama beni. Şimdilik konuyu kapayalım. Sonra detaylı olarak konuşuruz. Olur mu? Olur. Ben şimdi eve gidip üstüme bir şeyler alacağım. Fazla geç kalmam tamam. Ne yapıyorsun burada tek başına? Ne yapayım? Duruyorum öyle. İlke'den haber yok mu? Kafeye de uğramamış. Gelir belki birazdan. Sen kafeye mi uğradın? Evden birkaç bir şey aldım üstüne. Dönerken de yol üstüydü, kafeye uğradım. Ha bu arada söyledim senin birkaç gün uğrayamayacağını. Barış arkandaki dolapta mum var. Çıkarsan onu. Çıkarayım.
İdare eder bu. Zeynep. Oo, bakıyorum da romantizm dorukta. Ne yapıyorsunuz gençler? Bütün mahallenin elektriği gitmiş, haberiniz var mı? Zanlımız da geldi. Efendim? Zanlımız diyorum. Teşrif ettiler sonunda. Ne diyorsun sen ya? Neredeydin kızım tüm gece sen? Sana ne nerede olduğumdan? Hesap mı vereceğim sana? Hesap vereceksin tabii. Telefonun kapalı. İlaçlar yok. E sen de yoksun. Biz tüm gece ne boklarla uğraştık, haberin var mı senin? Çünkü telefonumun nerede olduğunu bilmiyorum. Telefonun nerede olduğunu bilmiyormuş. Pardon. Barış, kız telefonunu evde unutmuş. Odasında, yatağın üstünde. Gördün mü gerizekalı? Hem ben o boktan ilaçların ne işe yaradığını bile bilmiyorum. Hem sen kimsin beni yargılıyorsun ya? Kimsin sen? Ne oldu, bir yükseldin sen ya? Bak kızım, masal anlatma bana. Yarası olan gocunur. Ne gocuncam be? Ne gocuncam? Ben gerizekalı mıyım? En yakın arkadaşım ilaçlarını satıyor. Arkadaşlar yeter. Kimsenin kimseyi suçlamasına gerek yok. Ya böyle yaparak beni çok daha fazla korkutuyorsunuz. Bunun farkında değil misiniz? Asıl sen farkında değil misin Zeynep ya? Her şey bu kızın başının altından çıkıyor. Of Barış. Ya of. Gittiğin doktoru bile bunun ailesi ayarlamadı mı sana? Barış, artık birilerini suçlamayı kes. Bela mısın lan sen? Bela mısın sen? Barış, ne yapıyorsun? Kendine gel. Niye sakladın lan ilaçları? Çünkü Zeynep bilmeni istemiyordu. Günlerdir yalvarıyorum anlat diye. Niye sanmatlıyorsun lan o zaman? Barış, ne yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun ya? Şaka mı yapıyorsun? Şaka yapıyorum lan. Barış! Şaka yapıyorum. Barış, sakin ol. Şaka yapıyorum lan. Ha, ne olacak ha? Bana mı vurdun sen? Barış, sakin ol. Ne vurdun sen? Sakin ol lütfen. Onun yanındasın değil mi lan? Barış, ne olur sakin ol. Kullanıyorsun değil mi lan? Barış. O yavşak nişanlını unutmak için... Barış ya!
Zeynep. Zeynep sakin ol bebeğim. Çetin Bey, Zeynep uyandı. Zeynep. Nasıl oldun canım, daha iyi misin? Neredeyiz biz? Hastanedeyiz aşkım. Zeynep. İyi misin? Dün gece neler oldu anlatabilecek durumda mısın? Dün Barış'la evde oturuyorduk. Elektrikler kesildi. Sonra İlke geldi. Ve Barış'la tartışmaya başladılar. Sonra Barış sinir krizi geçirdi ve bize saldırmaya başladı. Ne saldırması Zeynep? Nereden çıkıyor bunlar? Zeynep, öyle bir şey olmadı. Sadece küçük bir laf dalaşıydı. Her zamanki Barış'la ben işte, biliyorsun. Bir dakika, bir dakika çocuklar, sakin olun. Ben Zeynep'i dinlemek istiyorum. Evet Zeynep. Galiba ben yine bir hayal gördüm. İlke, benle bir dakika gelsene. Geçti bebeğim, sakin ol. Yanındayım ben. Sakin ol lütfen. Sana bir şeyler söylemem lazım. Ne oldu Çetin abi? Bir sıkıntı mı var? Gel dışarı çıkalım. Ya İlke, Zeynep'in durumu hiç iyi değil. Acilen gözetim altına alınması lazım. Gözetim altına almak derken neyi kastediyorsun Çetin abi? Yani kesin bir şey söyleyemem. Bazı testlerin yapılması, belki hastaneye yatırılması gerekebilir. Bunun için de ailesinin onayı şart. Tamam, ben o işleri hallederim zaten. Çok teşekkür ederim Çetin abi. Çok yardımcı oldun, sağ ol. Rica ederim. Elimden geleni yaptım. Görüşürüz. Hoşça kal. Hayır, kliniğe falan yatmak istemiyorum. Ama Zeynep'ciğim, şimdi yatmazsan sonra daha kötü olabilirsin. Hayır İlke, yatmayacağım. İnat etme Zeynep. Ya sonuçta herkes iyiliğini istiyor bebeğim. Kliniğe falan yatmayacağım. Bir terapist arkadaşım var. Aile dizimi seansları yapıyor. Daha önce bazı hastalarıma iyi geldiği oldu. Eğer istersen sana bir seans ayarlayabilirim. Peki nasıl bir terapi bu? Şöyle ki... Dizimi yapılacak kişi sıkıntılarını anlatıp dizime kabul ediliyor. Sonra derdini anlatıp kendi ailesini ve arkadaşlarını temsil edecek kişileri seçiyor. Tarihte Hellinger adında biri bunu dini ayini olarak yapsa da günümüzde artık bilimsel olarak terapistler eşliğinde yapılıyor ve çok rağbet görüyor. Ne dersin Zeynep? Belki işe yarayabilir. Evet Zeynep. Hı-hı. Hem kaybedecek neyimiz var ki? Hoş geldiniz. Bizler atalarımızdan hem genetik hem de ruhsal travmalar devralırız. Farkında olmadan yaşam içinde tekrar eden, aşmakta güçlük çektiğimiz, nedenini bir türlü anlamadığımız sorunlar yaşayabiliriz. Çünkü bizler atalarımıza görünmez enerjetik bağlarla bağlıyız. Dizim bu bağları tekrar düzenler ve biz huzuru buluruz. Bugün Zeynep için burada toplandık. Bu bilen alana şimdi sizleri davet etmek istiyorum temsilci olarak. Buyurun. Buyurun. Oradaki bayan da anne. Burada
beni rahatsız eden bir şey var ama anlamadım. Neyse, ona sonra bakarız. Bakalım şimdi nişanlı ne diyecek sana. Zeynep, çok özlemişim seni. Hiç. Değişmemişsin biliyor musun? Hala çok güzelsin. Hayır, 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 hayır. Korkma benden lütfen. Benim sevgilim. Böyle olması gerekiyor Zeynep. Senin bir suçun yok ki. İlahi plan bu. Ben burada mutluyum Zeynep. Artık sen de mutlu ol.
Beni tanıyor musun? Tanıyor musun beni? Sana benziyor muyum? Beden olarak değil. Ruh olarak benziyor muyum? Ruh özdür çünkü. Senin için geldim Zeynep. Annem için geldim. Sen neredeysen ben oradaydım Zeynep. Sen nereye gidersen ben oradaydım. Gölgen gibi. Aynadaki aksin gibi. Ben hep oradaydım Zeynep. Ben senin ikizinim. Anne! Zeynep büyüyor, görüyor musun anne? Ben de büyüyecek miyim? Yaşamı, aşkı, acıyı hissedebilecek miyim anne? Anne ben de büyüyecek miyim? Yoksa gene kırkım çıkmadan öldürecek misin beni anne? Böyle olsun istememiş. Ben böyle olsun istemedim. Ama başka çarem yok. Başka çaresi de yokmuş. Anne olabilmek için yapabileceğim bir şey buydu. Kadının lafına inandım ve o büyüyü yaptım. İkinizden birini öldürmen gerekiyor. Yoksa ikinizi de kaybedecektim. Ben anne, niye ben o karanlık odalara hapsoldum? Niye beni mezarlıklarda hapsettin? Neden o mezarlığa kapandım ben anne? Neden? Neden? Neden anne? Senden nefret etmiyorum Zeynep. Seni seviyorum. Gerçekten seviyorum Zeynep. Senden asla nefret etmiyorum. Ama seni affetmemi istiyorsan gel ve ruhumu özgür bırak. Gel ve beni özgür bırak. Lütfen. Annen açmıyor mu hala? Hayır. Kaç kere aradım hatırlamıyorum da. Ya işi falan vardır kadının. Felaket senaryolar kurmaya başlamayın ama. Doğduğum yere gideceğim. Kendimi iyi hissedeceğim sanırım. Annen orada mı hala? Hayır. Ben 11 yaşındaydım oradan ayrıldığımda. Susuzluk sebebiyle köyü terk etmişlerdi. Yani şu an ne haldedir hiç bilmiyorum. Ben de geliyorum.
Biz de seni yalnız bırakmayız. Öyle değil mi arkadaşlar? Annemi de aramayacağım. Kimsenin aklını bulandırmaya gerek yok. İyi o zaman. Fazla zaman kaybetmeden kurulalım yola. Abi burada hiçbir yaşam belirtisi yok ya. Telefon da çekmiyor. Ya ne lanet bir yer burası böyle. Hava kararacak gibi birazdan. Bence geri dönelim. Hayır hayır. Yaşadığım yeri bulmak istiyorum. Bence hiç gece gece yol yapmayalım abi. Hem arabada çadır da var. Kızlar siz çadırda uyursunuz bir şekilde artık. Biz de Tunay'la arabada yatarız. Sabah uyandığımızda da biraz gezinip yola koyuluruz ha. Mantıklı. Yani şu saatten sonra bence de geri dönmeyelim. Yani. Tüm bu yaşananların gerçekliğine inanıyor musunuz? Yani ben bu tarz olaylara hiç inanmazdım ama orada olanlar gerçekti abi. Ya bu şekilde oturup daha fazla kendimizi germeyelim. Yeterince kasvetli bir ortam var zaten. Bence de daha fazla gerilmeye gerek yok. Yarın sabah erkenden kalkıp işlerimizi halledip yola koyulalım. Hepimiz aynı çadırda kalacağız değil mi? Öf, şu an hiç çekinmiyorsun Tuna ya. Kızlar siz çadıra. Biz de seninle arabada uyuyalım. Hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler.
Barış, nereye oğlum? Yok bir şey. Sen şu ateşi söndür, geliyorum ben. Zeynep!
Dün gece ne yaptığını hatırlıyor musun? Dün gece arkadaşlarını öldürdün. Ben hiçbir şey yapmadım. Ortada 3 tane ceset var. Onları öldürdüğünü biliyoruz. Ben değilim, ikizimdi. Zaten buraya hapsolmama sebep olan o. Kes artık. Bir dakika, Zeynep cevap versin. Siz bana otoskopi teşhisi koydunuz. Ama ben sizin bana tavsiye ettiğiniz terapiye katıldığımda olayın aslında öyle olmadığını fark ettim. Terapi mi? Sen hiç terapiye katılmadın ki. Siz de oradaydınız. Siz de yaşananları gördünüz. Siz de mi suçu benim üstüme yıkmaya çalışıyorsunuz? Ne terapisi? Aile dizimi terapisi ama hiç gelmedi ki. Devam et Zeynep. Ne öğrendin o terapiden? Yıllar önce beni yaşatmak için annemin benimle birlikte doğan ikiz kardeşimi öldürdüğünü öğrendim. Hastalığım sandığım her şey gerçekmiş. Aslında beni takip eden ikizimmiş. Bu meseleyi çözmek için beni doğduğum eve çağırdı. Ben de bana destek olan arkadaşlarımla birlikte oraya gittim. Ama gördüm ki bunu benden intikam almak için tasarlamış. Beni oraya hapsetti ve sevdiğim herkesi öldürdü. Ve tüm suçu benim üstüme yıkmaya çalıştı. Belli ki hepiniz de buna inanmışsınız. Sen bu hastaneden hiç çıkmadın Zeynep. Kızı otoskopi deyip tedaviye aldınız. Bu kız hayalle gerçeği ayırt edemeyecek kadar hasta. Bu nasıl ihmalkarlık? Siz de en az onun kadar suçlusunuz. Zeynep'i nakil için hazırlayın.